Değerli gençler merhaba. Şimdi deneme sınavı 4'ü çözeceğiz. Final yayınlarının deneme sınavının 4. TYT denemesini çözeceğiz. Geometri kısmını beraber çözelim. Başlayalım. Evet, ilk soru bir üçgen çizim sorusu. Aşağıdaki adımlar izlenerek bir çizim yapılıyor. Bir ABC üçgeni çiziniz. AB kenarı üzerinde bir D noktası, AC kenarı üzerinde bir E noktası seçiniz. AB üzerinde de, AC üzerinde de bir E noktası seçelim. Evet, şu şekilde. AB üzerinde de, AC üzerinde E noktası seçelim. BD eşittir BC'ymiş. BD eşittir BC. O da eşittir DE. BD eşittir BC, o da eşittir DE. Şu şekilde. ACB'miz 96. Şurası 96. BAC'miz 24. Bizden ADE istiyor. ADE yani şurayı istiyor. Evet. 96, 24 daha ne yapar? 120 yapar. Dolayısıyla buraya ne kalır? 60 kalır. Burada bakın tepesi 60 olan bir ikizkenarımız var. Sinirli üçgenimiz var, tepesi 60. Bu eşkenar olur. Dolayısıyla şuralar 60-60 olur. 96 ise buraya 36 kalır. Eşkenar olduğu için bu kenar da eşit olur. Üçkenar eşit olur. Burada ikizkenar çıktı bakın. 36 ise burası 36 olur. Şurası 144 olur. 180'e tamamlaması için. 144, 24 daha ne yapar? 170. X'imiz ne yapar? 10 derece olur. Evet, cevap A şıkkı olacak. Evet, ikinci soru. Birer dik kenarlara eşit, diğer dik kenarlara 3 ve 5 birim olan bordo ve mavi renkli iki üçgen verilmiştir. FD üçgeninin F köşesi ile ABC üçgeninin B köşesi çakacak biçimde şekildeki bir yerleştiriliyor. Yani şu üçgeni tutuyoruz. Şöyle bu tarafa alıyoruz. Hiç oynatmadan şu tarafa alıyoruz. Yani şu uç F noktası B noktasının üstüne geliyor. Buna göre diyor AH bölü GC nedir? Yani şu iki kenarın bizden oranını istiyor. Şimdi burada şekil boyalı olduğu için şurada göstermiş olayım. Bir üçgenimiz bu. Diğer üçgenimiz bu. Şöyle çizersek. Şimdi burası 3 birim. Şurası 3 birim. Şu kısım. Şurası 5 birim. Dolayısıyla buraya 2 birim kalır. Dolayısıyla burası 3 birim olur. Dikdörtgen olmuş olur burası. Boylar eşit olduğu için, şu ikisi eşit olduğu için burası ne olur? Alt kısma paralel olur. Şuraya. Şimdi bizden ne istemiş? Şu iki oranı istemişti. Şimdi burada kelebek benzerliği var. Bakın 3'e 5 oranı var. Şurada yine bir kelebek var. İkisini de kullanabiliriz. Şimdi 3'e 5 oranından o zaman şurası 3K'ya burası 5K olur. 3K'ya 5K olur. O zaman burası 3A'ya şurası 5A olur. Bura 5A, burası 5A olması için 3A ise buraya ne kalır? 2A kalır. Daha sonra şurada bir kelebek var. Şöyle. 3'e 2 oranı var. O zaman 3'e 2 oranı olur. Zaten verilmiş. Daha sonra şurada bir kelebek var. Bakın şöyle büyük bir kelebek var. Şurası. Şimdi 3'e 5 oranı var. O zaman şurası 3B'ye şurası 5B olacak. 3B'ye 5B. Şimdi şurada ise 3'e 2 oranı vardı. O zaman şurası 3'e 2 oranında olacak. Burayı nasıl paylaştıralım? Toplam 8B'yi ne yapacağız? 3'e 5 oranında paylaştıracağız. 3'e 5. Şuradan da 3'e 5'ti. 3'e 5 olacak. Yani şu 3B'miz ne olacak? Hem 3'ün katı hem 5'in katı olacak.
O zaman ben şurayı 15B yaparsam, şurayı 15B yaparsam 3'ün 5'e, şöyle diyelim, 3'ün 5'e 15B'nin kaç olur? 75 bölü 3 25B olur. Yani şurası 25B. Şuradan şuraya kadar. 15'in 25 oranı 3 bölü 5 yapar. Daha sonra 3'ün 5'e 3'ün 5'e olacak. O zaman 3'ün 5'e 3'ün 5'e kaçın 15'e? Kaçın 15'e? Buradan da ne yapar? 45 bölü 5 9 mu yapar? 3 kere 15 45 bölü 5 9 yapar. O zaman şurası 9B. Şurası 9B. 25B olması için buraya 16B kalır. O zaman şuranın şuraya oranını istiyordu bizden. Yani 15'in 16'ya oranını istiyordu. 15B bölü 16B olacak cevap. 15 bölü 16, yani o da C şıkkı olacak. Yani burada şurada bir kelebek var, onu kullandık. Şurada büyük bir kelebek var, onu kullandık. Bir de şurada bir kelebek var, onu kullandık. 3 tane kelebek benzerliği var. Evet, yine bir çizim sorusu. Bir ABC üçgeni çiziniz. Dar açılı bir üçgen. Evet. Soru kısmında yer olmadığı için kağıda çiziyorum. Üçgenin AC kenar üzerinde DC eşittir AD olacak biçimde bir D noktası işaretleyin. Evet, şurada bir D noktası aldım. DC eşittir AD olacakmış. Yani D noktası orta nokta olacakmış. BC kenar üzerinde orta noktası F noktası olacak şekilde BC'nin orta noktası F olacakmış. Yani şöyle, şu şekilde. Ve D ile F'yi birleştirin diyor. AB kenar üzerinde E noktası işaretleyin demiş. Alan ABC 28 ise diyor. Alan DEF, DEF'miz şöyle. Yani şu üçgenin alanı istiyor. Toplam alan neymiş? 28. Şimdi bakın burada burası orta nokta. Burası orta noktaysa şu şuna nedir? Paraleldir. Dolayısıyla şöyle çizdiğim zaman şu dikmemiz h ise şu dikmemiz ne olur? H olur. Yani şu üçgenin yüksekliği ile şurasının yüksekliği nedir? Aynı. Yani yarım yükseklik. Şu yüksekliğin tam yarısı olur. Benzerlik oranı. Şimdi ben buraya şu DF'ye A kenarı dersem, A kenarı 1 bölü 2'den dolayı şurası ne olur? 2A olur. Dolayısıyla ABC üçgenin alanı hesaplanırken ABC'nin alanı hesaplanırken 2A çarpı taban 2A, yüksekliğimiz 2H bölü 2. O da kaçmış? 28'miş. Buradan 4'e bölersem burası 7 olur. H'ımız 2 kere 7 ne yapar? 14 olur. Yani şu H'ımız 14 birim olacak. Burası da 14 birim olacak. Tabii A çarpı H'ımız burada. Burada A'mız da var. A çarpı H'ımız 14 olacak. Şu DEF'nin alanı da A çarpı H bölü 2'dir. DEF'nin alanı da A çarpı H bölü 2'dir. Yani 14 bölü 2 olur. Dolayısıyla cevap 7 olması gerekir. Evet. Şekil 1'de 8 daireli bir apartmanın posta kutuları gösterilmiştir. Posta kutularının her biri küp şeklinde olup aireti 40 birimdir. Postacı 2 ve 7 numaralı dairenin mektuplarını posta kutularına attıktan sonra kapaklarını kapatamamış. Kapaklar kutularla 60 derecelik açı yapacak biçimde açık kalmıştır. Buna göre açık durumdaki kapakların A ve B köşelerindeki arasındaki uzaklık en kısa nedir? Şimdi şöyle. Şimdi bunu normalde 3 boyutlu bu. 2 boyutlu düşünürsek şuradan bakın şöyle.
60 derece buradan var. Şurayı düşünürsek 60 derece de buradan var. Şu şekilde. Dolayısıyla şöyle düşünün. Şunun simetriği burası 60, şurası da 60. Yani ikisinin arası 60 derece olur. Şöyle. Şuralar 40 birim, burası da 40 birim olur. Şimdi burada bakın şekil üzerine göstereyim. Şöyle. Şurası 60 derece. Şurası 60 derece. Şurası 60 derece. Şu kapağın hizası. Kapandığı zamanki hizası. Bir yaptığı açı 60 derece. Şimdi benden şura istiyor bakın. Şura istiyor. Burası da nedir? Şöyle bir dik üçgen oluştu bakın. Şöyle. Şura kaç olur? 80. 40-40 daha 80. Burası 60 derece olduğu için 40-40. Burası da 40 olacak. Yani 40-80 x üçgeni. Dolayısıyla 40-80 x. Bu bunun iki katı ise burası neydi? Küçüğün kök 5 katıydı. Yani cevap 40 kök 5 olacak. Ya da nedir? 40'ın karesi 1600, 800'ün karesi 6400. Bu x'ini toplayacaksınız. Kökünü aldığınız zaman yine 40 kök 5 çıkmış olacak. 40, 80, 40 kök 5. Küçüğün kök 5 katı. Evet, dolkan ABC dikdörtgen şeklinde bir kağıdı şekil 1'deki gibi AB kenar üzerine bir K noktası işaretleyip CKB üçgenini CK boyunca katlıyor. B noktasının şekil 2'deki gibi DC kenar üzerindeki L noktasına denk geldiğini fark ediyor. Daha sonra dolkan ADL üçgeninin AD boyunca katlayıp D noktasını şekil 3'teki gibi K noktasına denk geldiğini görüyor. DC ve AK kenarların orta noktalarını sırasıyla E ve F olarak isimlendiriyor. KD'ye paralel olan E ve F noktalarından geçen doğrular boyunca kesip üçgen parçaları atıyor. Geriye kalan şekli tamamen açtığında alanı 54 birim kare olarak hesaplıyor. Evet. Şimdi yani kısaca özetlersek şu. Şunu şöyle katladık. Şu şuraya gelmiş oldu. Çünkü burası açıortay olacağı için tam şuraya gelmiş. Aynı şekilde bu sefer şurayı şöyle katlamış. O da buraya gelmiş. Yani şu şekilde oluşmuş. Yani buradan ben şunu anlıyorum. Buralar 45-45 olduğu için AA, burası da AA, burası da AA. Şu iki tane kare oluşmuş oldu. Bir kenarı A olan iki tane kare. Şimdi ben şu kısmı normalde şöyleydi. Kapatmadan önce açık hali böyleydi. Şimdi bunu açtığım zaman şu kısım nereye geldi? Şuraya geldi. Şu kısım şuraya gelmiş oldu. Şöyle kapattım. Daha sonra şuradan kesersem. Dolayısıyla ne oldu? Şu kısım gitti. Kestiğim zaman. Aynı şekilde şuradan açarsam bunu tekrar eski haline. Bu sefer şu kısım gitti. Geriye ne kaldı? Şu kısım kaldı. Yani burası A'ydı. Burası A'nın yarısı, A'nın yarısı. Burası A'nın yarısı. A'nın yarısı kaldı. Burası neydi? A'ydı. Burası A'ydı. Yani şurası bir karedir yine. A, iki tane A böyle iki ne yapar? A. Bu da A. Evet, bu ikisini attıktan sonra burası 54'müş. Yani A çarpı A. A kare 54'müş. Buna göre Doğukan'ın en başta aldığı dikdörtgen biçiminde kağıdın çevresi kaçtır? Yani benden 2A, 2A, 4A, 2A da burada var. 2, 4, 6A istiyor. Evet, şimdi burası neydi? A'nın yarısıydı. Şimdi şöyle kestik. Şimdi kestiğimiz zaman aslında şu şekilde. Şu kare kısım aslında gitmiş oldu değil mi? Şuranın tamamı değil. Şu kare kısım gitmiş oldu. Buradan da şu kare kısım gitmiş oldu. Yani aslında ne olmuş oldu o zaman?
Şöyle. Şöyle izah edeyim. Şimdi burası A bölü 2. Burası A bölü 2 değil mi? Yani A kare bölü 4. A kare bölü 4. Buradan gitti. Yine A kare bölü 4 de buradan gitti. Yani 2 A kare bölü 4. Yani o da A kare bölü 2 gitmiş oldu. Toplam alan neydi? 2A çarpı A'mız 2A kareydi. 2A kareden A kare bölü 2 çıkarsa 4A kare, o da ne yapar? 3A kare bölü 2 yapar. Bu da 54'müş. 3'ler giderse 18. A kare 36. A eşittir 6 olur. Yani şu A 6'dır. Çevresi de ne olur? 12. 6 daha 18. 2 çarpı 18 ne yapar? 36 birim olur. Yani şurada kestiğim zaman şöyle bakın. Şu kısım örneğin şunun üstüne gelir. Şu kısımla şu kısım üst üste gelir. Kestiğim zaman şu kısım gitmiş oluyor. Çünkü kapattığım zaman şurası kesilmiş oluyor. Evet, düzgün 8 gelmiş. Bir iç açısı neydi? 135'ti. Burası 45. Burası 45. Şu kenarlar eşit. Şu kenar bu kenarın üstüne gelir. Burası eşit. Burası 90 ise burası 45. Burası 67,5. Şurası 67,5. Şurası 135'in yarısı olduğu için 67,5. Şimdi bizden A, L, B üssünü istiyor. A, L, B üssü. Yani o da 67,5 olacak. Evet, ABCD deltoid, BCCD'ye eşit. Şimdi şekilde bakarsak, bunu katladığım zaman şurası şuraya gelir. Şu kenar bu kenara gelir. Bu kenarla bu kenar zaten eşittir. Deltoid olduğu için burası açıortaydır. Şurası açıortaydır. Şimdi burası 40 ise ikizkenardan dolayı buralar 70-70 olur. Deltoid de bakın şu açıyla bu açı eşit. Dolayısıyla 70 ise burası 70 olur. Daha sonra başka ne verilmişti? BC ile CD eşit. BC ile CD eşit. ABAD 80. AB kenarından E noktası alınıyor. B üstü CD 40. Evet. EC B üstünü istiyor. EC B üstü. Yani şu açı istiyor bizden. Şimdi bu katladığım için şuraya geleceği için burası da 70. Şu açı şuraya gelecek. 70, 70, 140 burası 40 yapar. 40, 80, 120 burası 60 yapar. Daha sonra burası 60 ise şuraya 180 olması için 120, 60, 60 kalır. 60, 70 daha 130. Buraya ne kalır? 50 kalır. Bu da 50'dir. Yani istenen cevap 50 olur. Evet, diğer soruda kreşe giden selin şekildeki özdeş 24 tane kare dik prizmayı şekildeki birleşerek taban ayrıtları 8 birim, yüksekliği 12 birim olan bir kare prizma oluşturmuş. Buna göre prizmalardan birinin yüzey alanı. Şimdi prizmalar nasıldır? Burası 4 4'tür, değil mi? Şurası 8 olduğu için 1 2 3 4 parça her biri 2'dir. Şu prizmayı düşünürsek şöyle. 4 2 yüksekliği de 4 12 olduğu için 3'e böleriz 4 olur. Yani 4, 4, 2. Bu prizmamız. Tabanı 4, 4. Yüksekliği 2 olan. Örneğin bir kare prizma. Yani 2 ayrıtı 4 olacak. Diğer ayrıt 2 olacak. 4, 4, 2. Evet. Yüzey alanı istediği için görünen yüzeyler toplayıp 2 ile çarparsak toplam yüzey alanını bulmuş oluruz. Çünkü 3 tane görünen yüz var. 3 tane de görünmeyen yüz var. 4 çarpı 2 burası 8 olur. Şurası 2 idi. 4 çarpı 2 burası 8 olur. Şurası 4, burası 4. 4 kere 4, 16 da burası olur. 16, şu ikisi de 16. 32.
Görünen 300'ün toplamı 32. 2 ile çarparsam 64. Toplam yüzey alanında 64 olacaktır. Evet, bunu şöyle katlamışız. Yani ikinci şekli tekrar eski haline getirirsem şu şekilde. Şu kenar şu kenara gelmiş. Bu kenar bu kenarın üstüne gelir. Burası açıortay, şurası açıortay olur. Şu açıyla da şu açı nedir? Eşittir. Şimdi burada 2AB 5DC ise burası 5A dersek burası 2A olur. AB'miz 5A. DC'miz 2A'ymış. Şimdi burası 5A, burası 2A ise o zaman yükseklikler aynı olduğu için ikisinin de. Burası 2 ise 2A'dır. 5 ise burası 5A'dır alan olarak. O zaman burası 2A ise katladığım için buraya gelecektir. Burası da 2A'dır. Alt kısım, şu kısım 5A'ydı. Demek ki boş kısım ne olacak? Üst üste gelmeyen kısım 3A olacak. Şimdi bizden ABCD üssü. ABCD üssü. Yani şu iç bükey dörtgen şeklindeki alan 30'muş. 3A 30 ise A'mız kaç olur? 10 olur. Bizden toplam alan yani 7A istiyor. 7A'mız. A'mız 10'du. Cevap 70 olacak. Evet, son soru. Aşağıdaki şekilde ayrıt uzunluklar 20, 23 ve 28 olan dikdörtgen prizması biçimindeki betondan yapılmış saksı gösterilmiştir. Saksının hem yan yüzleri hem de tabanındaki betonun kalınlığı 4 birimdir. Bu saksıdan bir tane daha yapmak isteyen usta kaç santimetre küp beton harç hazırlamalıdır? Şimdi bakın, önce şurayı bulalım. Yani şu dış kısmının yapmak için ne kadar lazım? Şurası bulacağız. Şimdi burası 28'e 23. 28'e 23. İçteki kare ise bunun 4 birim eksi. Hem buradan 4 birim hem buradan 4 birim. O zaman 28'den 8 çıkarırsam burası 20. 23'ten 8 çıkarırsam burası 15. O zaman buradaki halkanın alanı, kare şeklindeki halkanın alanı 28 çarpı 23 eksi 20 çarpı 15. 28 çarpı 23'ümüz 24, 3, 644. Burası da 30, 300. Yani 344 olur. Şu halkanın alanı 344'müş. Şimdi bunun dış kısmının hacmi taban alan şurası, içi boş, çarpı 20. Yani 344 ile 20'yi çarparsam ne yapar? 688 6880 olur. Şimdi ben şu boru şeklinde, karesel boru şeklinde kısmın hacmini buldum. Bir de alt kısmı var. Alt kısmı da şu tabanı şu kadar olan, yüksekliği de 4 birim olan şöyle bir tabanına bakacağız. Yani yüksekliği 4, burası 20, burası 15 olan kalınlık, tabanının kalınlığı. Toprak gelen kısım. Şimdi burada 15 çarpı 20, 300'ü çarpı 4, 1200 de buradan gelir. 0, 8, 0, 7, 8. Yani 80, 80 olacak. Evet, başarılar diliyorum gençler. Görüşmek üzere.